Herkese merhaba arkadaşlar. Taşınabilir bir virüs programından bahsetmeye çalışacağım. Virüs programı çoğumuz kurmuyor arkadaşlar. Ben bununla çok karşılaşıyorum. Özellikle bilgisayarı kastığı için. Bu taşınabilir olay biraz daha bilgisayarın belki açılışta, kapanışta ya da siz işlemler yaparken kasmasını engelleyebilir. Eğer hiçbir virüs programı kullanmıyorsanız bunu bir alternatif olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. USB'ye kurup Emergency Kit diye bir araç arkadaşlar. Emisoft'un. Hemen indirme linkini ben açıklamaya vereceğim. Ben indirmiştim. Kurmak için arkadaşlar normal bir program kurarmış gibi devam edeceğiz. Tabi burada tek yapacağımız şey yolu gösterirken USB diskimizi göstereceğiz arkadaşlar. USB diskinizin içinde ben denedim bir şey varken de başka şeyler varken de bunu kurup kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bir dosya oluşturursunuz USB'nin içinde. Şimdi bakarız nasıl kurmuş kuracak. Hemen şuradan ilk baş şeyimizi seçelim. USB'mizi seçtikten sonra yüklemeye başlattırıyoruz arkadaşlar. Bu duruma göre 2 dakika, 3 dakika sürebilir. Dediğim gibi ben çevremde arkadaşlar çok fazlasıyla karşılaşıyorum. Hiçbir neredeyse virüs programı yok. Yani Windows'un tamam kendi şeyi var, koruması falan. Onu bile devre dışı bıraktıklarını görüyorum arkadaşlar. Sıkıntı olabiliyor. Yani arada bir hiç olmadan bilgisayarınızı açtınız, şey yaptınız. Çok önemli şeyleriniz yoktur. Ondan dolayı biraz da insanlar önemsemiyor virüs programını. Ya diyor benim bilgisayarım zaten önemli bir şey yok. Girseler ne olur, girmeseler ne olur gibisinden de birçok şey duyuyorum arkadaşlarımdan falan. Yani bunu hiç olmadan günde bir defa ya da haftada bir defa, 2 günde bir defa ya da yeni bir şey yaptığınızda hiç olmadı alışkanlık dışı sitelere girdiğinizde bunu takıp öyle davranışlarda bulunursunuz bilgisayarınızda arkadaşlar. Bir siteye gideceğiniz zaman, bir şey yapacağınız zaman normal dışı bilinmeyen daha az güvenilir sitelerde falan dolaşmaya kalkarsanız bununla yapabilirsiniz. Tabii şimdi oyunları falan online oyunlarda indirilmiş oluyor. Oyunun kendi aracıyla girmiş oluyorsunuz. Kendi arayüzünde falan. Ondan dolayı da çoğu insan hani benim gerek yok diyor. Zaten diyor ben girdiğim oyun belli diyor. Başka hiçbir yere girmiyorum diyor. Hani gibisinden şey yapabiliyor. Ama dediğim gibi normalde yüklemeseniz bile bu güzel bir alternatif belki olabilir diye düşünüyorum. Güzel de ve Türkçe bir arayüze de sahip. Ondan dolayı kullanım da zaten basit. Zaten Türkçe arayüz çıkıyor. Çıkmasa da ki çıkacağını zannediyorum. Olduğunuz bölgeye göre. Şimdi bazı kurulumlarda şey olabilir. Türkçe çıkmasa bile onu da bakarız zaten ayarlardan şimdi nasıl ayarlandığını ama ben kurar kurmaz kendi bölgeyi de gördüğü için Türkiye bölgesinden bağlandığım için hemen Türkçeyi şey yapıyor arkadaşlar. Aktif hale getiriyor o dilimizi. Sizin bilgisayarın durumuna göre bu biraz daha da uzun da sürebilir. Şey yapabilir arkadaşlar. Zaten acil durum kiti ismi de öyle koymuşlar. Acil durumlarda hemen bunda bilgisayarınızı tarayın gibisinden. Bakın USB'nin içine böyle 4 tane dosya oluşturur. Sizin USB'nizin içinde başka şeyler de varsa arkadaşlar, mesela bunun ismini yazaraktan bir virüs programı onun içine kurdurtturabilirsiniz. USB'nin içinde karışıklık olmasın diye. Başlatalım. Başta da böyle bir update edecek kendini. Bakın hemen zaten Türkçe'ye geçmiş arkadaşlar. Burada başlattığımız zaman bir kayıtlar bir de karantina adında 2 tane daha dosya oluşturuyor arkadaşlar. Şöyle bir şey ticari bir bilgisayar kullanmıyorsanız tamamen ücretsiz olarak sizlere geliyor. Bakın lisans kişisel kullanım için ücretsizdir diyor. Bu benim kendi virüs programı verdiği bir uyarı. İnternete bağlanmak istiyor tabii ki. Tarama ve temizleme. Sonra zaten buradan geldiğinizde sol tarafta bilgisayarınız hızlı tarama yapabilirsiniz. Mal var. Taraması yaptırabilirsiniz. Kendiniz bir tarama ayarlayabilirsiniz. C'yi, D'yi yani diskete sadece bir tanesini tarattırmak istiyorsunuz. Böylesine çok ayrıntılı şeyler de olması da güzel bir şey arkadaşlar.
Bakın zipin dahi yani sıkıştırılmış dosyaların içini dahi tarama olanağı var. Çok da yani USB'den öyle çok basit de bir şey olmamış. Cidden acil durum kitine yani ismine yakışır bir program olmuş. Burada yanda tabii bunların ne olduğuna dair biraz daha ünlem işaretlerine geldiğinizde size açıklamalar yapacaktır arkadaşlar. Kendiniz ayarları şey yapabiliyorsunuz, daha sonrasından kullanmak için tekrardan ayarları da şey yapabiliyorsunuz. Geriye alabiliyorsunuz. Ya, şeyi bulmadı. Ayarları kaydet dediğimizde bu ayarları dışarıya aktarıyor. Örnek veriyorum, başka şeylerde de durmadan ayar yapmak istemiyorsanız tekrardan buradan ayarları yükle diyerekten de geriye yükleyebilirsiniz. Şimdi geçelim onu da. Karantina zaten burada solda hepsi çıkıyor arkadaşlar. Buradan günlükleri dışarıda TXT dosyası olarak da aktarılıyor. Detayları görebiliyorsunuz. Ne yaptığını, ne ettiğini, güncellemeleri falan filan hepsini burada size ayrıntılı bir raporda sunuyor arkadaşlar. Sonra ayarlara geldiğimizde, hariçlere geldiğimizde burada hariç tutmak istediğiniz olay. Bu zaten birçok şeyde karşıma çıkan olay. Ben bunu hep tavsiye de etmişimdir. Yani virüs programı kullan, işte bazı programları, oyunları şey olarak görüyor diye virüs programları biraz da ondan da kurulmuyor. Virüs olarak görüp kaldırdığı için arkadaşlar hemen virüs programını siliyor. Öyle durumda yani bu olmasa dahi başka bir virüs programı dahi kullansanız Windows'un kendisinde dışlamalar olması lazım. Dışlamalar adı altında olması lazım. Oraya taramasını istemediğiniz dosyayı ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle o dosyaya virüs uyarısı vermez yani bir nevi koruma altına yani dışlamada bırakmış olursunuz arkadaşlar dosyayı. Böyle durumlarda bu harişlemeleri ekleyebilirsiniz buradan dosyaya da klasör olarak. Diğer aynı şekilde virüs programlarında da bunu yapın arkadaşlar. Yani hiç kurmamazlık bence yapmayın. Gelişmişe bakalım. Gelişmişte de burada zaten kullanıcı arayüzünde bir sürü de dili destekliyor. Daha da ayrıntılı şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Destek olayı da var. E-posta, topluluk destek forumu, foruma bağlıyor sizi. Şüpheli olarak gördüğünüz bir dosya varsa burada da incelemek olarak incelemeye gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bakalım ileri diyelim. Hemen C'den başladı taramaya. Bir hata verecek mi acaba? Zaten şu sol tarafta olan menü hemen burada girişte de var arkadaşlar. İkinci çeyrek güvenlik makalesi. Biraz daha böyle şeyler ilgi duyuyorsanız bakın hemen burada makaleye kendi blog sayfasına arkadaşlar sizi attı. İkinci çeyreğinde bugüne kadar ABD'nin altyapısına yönelik en büyük fidye yazılım saldırısı olmuş. DarkSide. Ha, bu petroldü aynen. Colonial Pipeline Company. Bunu duymuştum. Böyle şeylere de ilgi duyuyorsanız bakabilirsiniz arkadaşlar. Taramaya bakalım. Daha %41'de. Her neyse bunda anlatılacak da bir şey kalmadı fazlasıyla. Hemen şeyi de atarım arkadaşlar ben. Açıklamaya programın linkini de koyup oradan indirebilirsiniz. Bunu beklemenin bir anlamı kalmadı. Her zaman söylüyorum. Bir isteğiniz arzunuz olursa Instagram'dan, e-mail'den ya da Facebook'tan bana yazarsanız elinden gelen bir şey varsa geç de olsa dönüp yapabileceğim bir şey varsa yapmaya çalışırım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar.